Gerçekten. Çünkü benim babaannem Türkçe bilmiyordu hiçbir şekilde. Yani. Dedem aynı şekilde. Dedemin adı Apo, babaannemin adı Daduk. Daduk. Babamın adı Ello, asıl Kürtçe'de. Benim adım Malakan. Hep evde bana Malakan dedi. Yani hala da bana Malakan derler. Kimse Hülya demez yani bizim akrabalardan. Dolayısıyla anlattığı zaman da çok şey uzak gelmedi yani. Şimdiki geldiğimiz noktaya her kim sebep olduysa nasıl bir düzenle gelindiyse her neyse ne olursa gerçekten teşekkür etmek lazım. Yani ben benim mesela en zoruma giden taraf oydu. Hiçbir zaman bu tarafımı söyleyemiyordum. Değil yani, bu tarafını. Evde sürekli Kürtçe konuşuluyor. Ama ben sokağa çıktığım an mesela asla hani evde böyle bir şey olduğunu kimseye söyleyemezsen gizli bir şey yapılıyormuş gibi. Evet. Buradan İbrahim'e çok selamlar. Çok öpüyorum onu. Gizli gizli Kürtçe şarkılar okurdu babama getirirdi CD'lerde. Babam, gizli değil mi? Gizli gizli yani onlar hep gizli sanki büyük bir olaymış gibi böyle çaktırmadan verirdi. Ona aman Celal abi sakın hani kimse görme. Yani öyle günler geçirdik. Toprağın altına gömülürdü kasetler falan. Ne diyorsun yani gerçekten. Öyle şeyler yaşadık. Yani şimdiki gelinen noktadan çok memnunum. Tabii daha gelinmesi gereken bir şeyler daha var. Çok o çok var, derin konu ama. Daha çok var. Hayırlısı.